Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 11'in geometri çözümlerini yapacağız. Yani 31. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz çözümlere başlayalım. Evet 31. soruda şöyle bir şey verilmiş. Aşağıdaki şekil 12 eş dik üçgenin üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Arkadaşlar eş şekil bunlar. Bazı eş şekilleri kullanmayı bilmiyoruz. Kardeşim eş diyorsa eşliği kullanacaksın. Yani e, açıların eşit olmasını, kenarların eşit olmasını kullanacaksın. Mesela burada eş şekillerin, buradaki bakın ipotenüslerin olduğu köşe ve uzun kenarlı ipotenüslerin olduğu köşeler hep birleştirilmiş arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız. Buradaki açıların hepsi nedir? Nokta açısıdır hocam. Şu açıların hepsi birbirine eşit. Tamam. Eşitliği kullanalım. E, burada 12 tane olduğu için hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 360'ı 12'ye bölelim. Kaç çıktı arkadaşlar? 30. Yani her bir açı 30 derece. Tamam. 30 dereceni kullanacağız. Başka ne kullanacağız arkadaşlar? Şurada bir çizgi verilmiş, burada da bir çizgi verilmiş. Bu çizgiye ait şurada bir üçgen var arkadaşlar. Bu üçgenin kenarları neresi? Bakın bu üçgenin kenarlarını şöyle gösterelim isterseniz. Hocam bir kenar burası, bir kenar burası. Dikkat ederseniz bu kenar şuradaki üçgenin uzun kenarı, dik üçgenin uzun kenarı. Hocam buradaki kenar da buradaki üçgenin uzun kenarı. He, üçgenler eşti. Yani bunlar ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Hatta hocam şurada da bir üçgen var. Buradaki üçgende de hemen şunu şöyle birleştirelim bakalım. Hocam bu kenara da dikkat edeceğim. Bu da arkadaşlar aynı şekilde şuradaki dik üçgenin uzun kenarı değil mi? E, dik üçgenlerin uzun kenarı da kendi arasında birbirine eşittir. Dolayısıyla bununla bu da eşittir. Hatta burası da eşittir demiştik biraz önce. E, o zaman olay bitti gençler. Her bir açımız 30'ar derecede. 30, 30, 30, 30, 30 yazarsak Hocam burada kaç 120? 120 ise tepe açısı ikiz kenar üçgenin. Taban açıları kaç kaç yapar? 30-30 yaptı. Hocam şuradaki açılarda 30 30 30'u yazdığımızda 90 yaptı. İkiz kenar dik üçgenden dolayı buradaki açılarımız da çünkü ikiz kenar ve tepe açısı 90 derece. 45'er derece çıktı. Dolayısıyla bizden şu açı isteniyor arkadaşlar. Bakın ABC açısı isteniyor. O da 45 artı 30'dan kaç çıktı? 75 derece çıktı sevgili gençler. 31. soru. Böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 32'ye. Uzunluğu 26 metre olan gri renkli AE elektrik direği fırtınanın etkisiyle önce B noktasından sonra 8 metre yüksekliğindeki zemine dik CD duvarın C noktasından kırılarak şekildeki konuma geliyor. Arkadaşlar bu direğin tamam dikkat. Elektrik direğinin yerde olan iki ucu arasındaki uzakta 14 metre olduğuna göre BC kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuraya diyelim. Arkadaşlar 90 90 90 burası. E burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. Yani yukarısı x'i aşağısı da x'dir. Burası 8 burası da 8'dir. Şu direğin uzunluğu kaçtı? 26 ydı. Hocam 26'dan 8 çıkarsak kaç kalıyor arkadaşlar? Ee, 18 kalıyor ama bir de x de burada var. 18 eksi x kaldı buraya. E burası x iken buraya da ne kaldı gençler? 14 eksi x kaldı. E şimdi gençler şurada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. E ne yapacağız dik üçgende? Pisagor. Hemen Pisagor'u uygulayalım. 18 eksi x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 14 eksi x'in karesi olacaktır. İşlem işlem işlemde x'i buluruz arkadaşlar. Ama işlem yapacağımızda bence 8 var burada. Hisset kardeşim 8 ile ilgili hangi özel üçgen vardı? Ya 6 8 10 vardır ya da 8 15 17 vardır. Bakalım önce 6 8 10 üçgeni mi? Yani burası 10 iken burası 6 yapıyor mu? Buranın 6 yapması için x'in kaç olması lazım? 8 mi olması lazım? Evet 14'ten 8 çıkartınca 14'ten 8 çıkartınca 6 kaldı x yerine burada da 8 yazınca 18 8'den 10 çıktı mı burası çıktı. Dolayısıyla x'i 8 bulduk. Zaten bizden ne isteniyor? BC uzunluğu yani 8 isteniyor. 32. soru böylelikle denizli oldu gençler. Geldik 33'e. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kare ile hesaplanır. Aşağıda birim kareli zemine O ve M merkezli bir çeyrek daireler çizilmiş. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanı gri boyalı bölgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor. İsterseniz burası pi kare bölü 4. Burası da pi kare bölü 4'ten bulabilirsiniz. Ama bence şöyle yapalım arkadaşlar. Bütün daireler birbirine ya bütün daireler yuvarlak değil mi? Yuvarlak. Bütün daireler birbirine nedir arkadaşlar? Benzerdir. Bütün çeyrek daireler de birbirine benzerdir. E hocam bunun yarıçapı 2 iken diğerinin yarıçapı kaç? 4. E yarıçaplar oranı benzerlik oranına eşittir. 2 bölü 4 1 bölü 2'ye eşit. E benzerlik alan ilişkisi de benzerlik oranın karesi. Yani 1 bölü 4'e eşit olacaktır. Yani Buradaki alan A iken büyük çeyrek dairenin alanı 4A yapacaktır. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 3A kaldı. Bizden mavi boyalı bölgenin alanını bölü gri boyalı bölgenin aralı. Yani 3A bölü A isteniyor gençler. O da kaç yapar? 3 yapar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu gençler? 33. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 34. soruya. Yarı çapı R. Yay ölçüsü alfa olan Çember yayının uzunluğu 2 pi r alfa bölü 360 ile hesaplanır diye söylemiş. Eyvallah. Gözde 270 derecelik AB yayını. bak burası 270 derecelik bir AY, AB yayıymış. AB çember yayı biçiminde olan şekil 1'deki bilgisayar kulaklığını iki tarafından da ok yönünde şekil 2'deki gibi esnettiğinde bu sefer böyle bir çaplı A üstü B üstü çaplı çember yayı elde ediyormuş. Yalnız dikkat edin bu farklı bir çember yayı, bu da yarım çember yayı. Bunların her ikisi de nedir arkadaşlar? Farklı. Yani yarıçapları aynı değil arkadaşlar. Dikkat. AB B yayı 6 kök olarak verilmiş. Tamam. Arkadaşlar burası bir çember yayıydı. Ben bunu böyle yapacak olursam bir çember. E, çemberin merkezi de burasıysa burası 270 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 360'a tamamlayan açısı. 90 derece kaldı. E bizim en etkili silahımız neydi arkadaşlar? Yarıçap ya da çember merkezi de var ya burada. Al sana yarı çap, al sana yarı çap. Aa hocam 90 derece ise burası. 90 ise merkez açıdan dolayı burası da 90. Bunlar da yarı çap, yarı çap. E ne çıktı burada? X kenardaki üçgen. X kenardaki üçgenden dolayı ne olacaktır burası arkadaşlar? 45, 45, 90, 90 üçgenden dolayı 6 ya 6 oldu. Ha yarı çap, ben 6 buldum arkadaşlar burada. O zaman burası da 6, 6, 12 değil. Farklı çember yayları arkadaşlar bunlar. Dikkat edin çünkü açıyoruz. Peki yarı çapı 6 bulduk. E buradaki esin, işin esprisi ne? Hocam buradaki kulaklığın şu çevre uzunluğuyla bunun çevre uzunluğu aynı değil mi? Aynı. Aynı kulaklığı kullanacağız. O zaman bunun çevresiyle bunun çevresi aynı olmalı. Bunun çevresi nedir arkadaşlar? Şu 270'lik bir yay uzunluğu değil mi? Evet 2 pi r. 6 yani. 2 pi r. 270 bölü 360. Bunun yarı çapına da a diyecek olursak arkadaşlar. Eşittir 2 pi r. R dediğimiz a e, ee, kaç burası merkez açımız kaç derece 180 ya da yarım çember yayı olduğu için bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman ne oldu arkadaşlar 2 pi'ler gitti mi gitti. Şimdi burada şununla şu sadeleşince 3 bölü 4 kaldı. 18 bölü 2 şu 4 ile de şu 2 sadeleşsin 2 kaldı. 18 bölü 2'den a'yı da 9 mu bulduk? Evet a 9 çıktı arkadaşlar işlem yaptığımızda. E a 9 ise bunun yarıçapı burası da 9 olduğundan toplamda burası kaç yaptı? 18 oldu. İşin esprisi ne burada? Buradaki kulaklığın çevre uzunluklarının birbirine eşit olması yarıçaplarının farklı olması arkadaşlar. Dikkat edin. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulabilecek güzel sorulardan biri olmuş. Teşekkürler Mehmet hocam. Resul hocam teşekkürler. Başka kimin eli, kimin kalemi değdiyse teşekkürler. Vallahi güzel sorularla bizi karşılaştırıyorsunuz. 34. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 35. soruya. Şekil 1'de gösterilen kasa bölümü ikizkenar yamuk biçiminde olan bir metronomun 16 cm uzunluğundaki çubuğu yamuğun simetri ekseni üzerinde olup yamuğun simetri ekseni yani katladığınızda üst üste binecek arkadaşlar. Bu ne demek? Hocam şu parçayla şu parça eşit. Hocam şuradaki parçayla da şuradaki parçanın birbirine eşit olması. Katlandığında üst üste binecek. E, katlandığında üst üste biniyorsa burada açı da 90 derece olacak anlamına geliyor. Ve bunun uzunluğu da 16 olarak verilmiş. Çubuk ok yönünde dönerek şekil 2'deki gibi konumlandığında çubuğun, ya yamuğun yan kenarını ortalıyor. Ve 6 santimetrelik kısmı dışarıda kalıyor. Arkadaşlar bu bizim ikiz kenar yamuk değil mi? Evet. Ya sen nerede görürsen gör ikiz kenar yamuğu. Yok metronom, yok bilmem ne, yok şu bu. Nerede görürsen gör. İkiz kenar yamuk yaptığında ne yapacaksın? İki şey aklına gelecek. 1- Köşegenlerin eşit olması. 2- şu dikmeler. Değil mi gençler? Hemen o dikmeleri çizelim bence. Köşegen çizmek burada saçma olacak çünkü. Şu dikmeleri çizelim. Tabi kalınlığı önemsizdi. Bu çubuk da böyle tam simetri ekseninin olduğu yerdeydi. Kalınlığı da önemsiz. Bunu da unutmayın. Buradaki uzunluk da 16 idi arkadaşlar. Şu uzunluk da 16 idi. yani şu parçalar birbirine eşitti. dolayısıyla bunlar da birbirine eşit oldu. Hatta şu dikmeleri çizdiğimizde şuradaki parçalar da birbirine eşit olmuyor mu gençler? Olacaktır. Evet o dikmeleri çizmemizdeki amaç zaten o. Peki hocam ben verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Buranın 16 yani buranın 16 olduğunu biliyorum. Şurada da eşitlik var. Eşitliği nasıl kullanacağım peki ben? E yıllardır söylüyoruz. Eşitlik varsa ne vardır? Sorusuna cevap hemen verdiniz büyük ihtimalle. Hocam orta taban hemen eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisini çizelim. Şuradan dik atalım yani. Buradan dik atınca hocam bu uzunluk 16 idi. Burası 16 ise burası ne oldu? 8 oldu. Aa, burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Bak bak bak. 8 10 ne üçgeni 6 olacak. Hocam ben şuraya bir A dersem buraya ne kaldı o zaman? 6 eksi A kaldı. E ort tabandan dolayı bak sakın ala sakın. 6'ya 6 değil. Şurada bir parça burada bir parça var. A dedim 6 eksi A kaldı. Ort taban çizgisi şunlar eşitse bunlar da eşit olacak. Burası da 6 eksi A oldu. A ise yukarısı da A burası da A. ise burası da A. yerlerin yerlerinde birbirine eşit olması lazımdı arkadaşlar dikmelerin. Bu dikme şu kadar ayırmıştı. Bu dikme de o kadar ayırdı. Yani burası da 12-2A olacaktır arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı. Alt tabana bakalım arkadaşlar. Şurası 6. 12-A burası. 12-A burası. 24-2A artı üst tabanda 2A. Çok güzel 2A'lar gitti bak. Çarp yükseklik yüksekliğimiz 16. Böl 2 bize sonucu verecektir sevgili gençler. E buradan ne oldu arkadaşlar? 2 ile de 16 sadeleşince 8. 24 çarpı 8 oldu arkadaşlar. 4 kere 8, 32, 16, 192 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Aynen öyle. Yani kaçıncı soru? 35. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 36. soruya. 2 kare bir doğru üzerine aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde karelerin A ve D köşeler arasındaki mesafe AD uzunluğu 50 cm. Unutmayalım. AD uzunluğu 50 cm. Peki eyvallah. Şimdi sonra ne olmuş? Büyük karenin çevresi 100. Büyük karenin çevresi 100 ise hocam burası nedir? 25, 25, 25, 25. Eyvallah. E 7, 25 ne üçgeni? 24 üçgeni. Tamam. Bir de burası 25 olduğuna göre arkadaşlar. E, ya da şöyle yapanlarınız var mı yoksa? Şimdi ben onu yapacaktım neredeyse de. Bak şimdi dikkat et. Burası 24 ise hocam. Bunun tamamı kaç? 50. E burası 50 ise buraya ne kaldı? Ne kaldı? 26 kaldı hocam diyenleriniz var mı yoksa? Sakın. Yukarıda bak şurayı biz ne bulduk arkadaşlar? Karenin bir kenarı ne? 25. Hocam şuraya kadar olan kısım da 25. Yani BD arası kaç? 25. Burası bak EB'nin uzunluğu görüyorsun 24 burası. AB'nin uzunluğu 25'ti arkadaşlar. B'den sonrası B noktası aynı yerinde kalıyor. E, 26 değil. Kaç olacak arkadaşlar? 25. Burası 25 olduğundan dolayı burası da 25 olacaktır sevgili gençler. Az kaldı ben de yanlış yapıyordum. Şunun tamamı 25 eyvallah. Peki 7, 24, 25'i yazdık. 90'larda havada uçuşu. Valla 90'lar havada uçuşunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Alfabetaya dalıyorduk. Dal alfabetaya özellikle dikdörtgen sorularında benzerlik. Kare sorularında ne çıkıyordu? Eş üçgen. Beta 90 burası da ne yaptı? Alfa yaptı. Takıldık kaldık. E alfaya ait bir dik üçgen oluşturalım o zaman. Hocam ne yaparız? Hop şuradan bir dik çizersek. E dikimizi çizdiğimiz zaman alfa 90 burası beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. O zaman beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı 7. Tamamı 25'ti. Buraya ne kaldı? 18 kaldı. E, burada al alfanın karşısı 24 ise buradaki alfanın karşısı da 24'tür. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burası 90 derece. 18, 24. E ben burada şu köşe çizecek olursam e, dik üçgenin hipotenüsü yapıyor aynı zamanda. Ve bu da 6 çarpı 3. Bu da 6 çarpı 4 yaptığından bu da 6 çarpı 5'ten kaç yapar arkadaşlar? 30. Yani biz burayı ne bulduk arkadaşlar? 30 bulduk arkadaşım burayı. Şimdi bizden ne isteniyor? Küçük karenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E o zaman hocam x kenar dik üçgenden burası 30 sa yani dik kenardan hipotenüse geçiş 45 45 90 üçgende kök katıysa hipotenüsten dik kenara geçişte ne olacaktır? Kök 2'ye bölünmüş hali. Kök 2 eşleniyle çarparsak 30 kök 2 bölü 2'den 15 kök 2 çıkar. Küçük karenin çevresinde kaç yapar o zaman arkadaşlar? 15 kök 2'den kaç tane var? 4 tane var. O da 60 kök 2 yapar sevgili gençler. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? 36. soru. Böylelikle Edremit oldu. Geldik 37. soruya. Hipotenüs uzunluğu 13 birim olan 2 eş dik üçgen. 2 eş dik üçgen. Biçimindeki ahşap parçalar şekil birdeki birleştirerek çevresine esnek bir lastik geçiriliyor. Hatta bu ne olmuş oldu arkadaşlar? dikdörtgen oldu. Niye? Buradaki açı da alfaysa bu iki eş dik, dik üçgen ya 90 derece kısa kenar kısa kenar burası da alfa yapıyor burası da beta Gerçi gerek yok burada neyse Burası da beta. Bu bir dikdörtgen oldu. Bu dik üçgenler ok yönünde kaydırılarak şekil 2'deki gibi konumlandırıldığında lastik ip eşkenar dörtgen oluşturuluyor. Şu bir eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgeni kullanacağız. Eşkenar dörtgenine bak bir köşegen varsa ne yapıyorduk? Diğer köşegeni de biz çiziyorduk değil mi? çizelim. Ama öncelikle sen bunu yukarı doğru kaydırdın. Bu uç buraya ne kadar gittiyse mesela x birim kadar gittiyse bu uç da aynı şekilde sen bu ucu buraya getirirken x yukarı götürdüysen buradan bunu götürdüğünde de x birim yukarı gitmez mi arkadaşlar? Evet. Hatta bu dik üçgenin bir kenarı ne? 13 birimdi. Şuradan belli. Tamamı 13 ise buraya 5 kaldı. E hocam bu 5 birim yukarı gittiyse bu da 5 birim yukarı gidecek. Yani burası da 5 diyebiliriz. E bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmişse ne yapıyorduk gençler? Diğer köşegeni de biz çizelim. Çizdik. Köşegenler nasıl kesilir? Dik ve birbirini ortalar. Hocam birbirini ortalaması için 5 burada 5 buradaysa bunların da 4 birim 4 birim olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bize ne diyor? Şeklin alanı ilk durumuna göre kaç birim kare artmıştır? Arkadaşlar şeklin alanı ilkinde şu iki dik, dik üçgen değil mi? Evet. İki dik üçgen burada da var. Artan alanlar nereleri? Beyaz alanlar. Bizden beyaz alanlar isteniyor. Gençler bu dik üçgende verilen her bilgiyi kullanalım. Yani burası 90 ya da burası 90. A 90'ı yazınca bak dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Şuraya bir h diyecek olursak h kare eşittir p çarpı k yani 4 çarpı 9'dan dolayı 36'dan h'ı buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Bizden beyaz alanlar isteniyor. Yani bu alan ve bu alan isteniyor. Genç burası 6 ise burası da 6 değil mi? Evet. Şu mavi alan nedir? Tabanımız kaç? Onu siyahla göstereyim. Tabanımız 5. Tabana ait yüksekliğimiz 6. 5 çarpı 6 bölü 2. Burası artı. Şu alan nedir arkadaşlar? Burada da tabanımız 5. Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? Burada da 6. Yine 5 çarpı 6 bölü 2'den. 15 artı 15'ten cevabımız da kaç yapar? 30 yapar. O zaman... 37. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 38'e. Neyse biz bunu biliyoruz zaten. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 eksi 360. Yani dış açı bulup 180'den dış açıyı çıkartıyoruz. Aşağıdaki şekilde bir karenin kenarları üzerinde ve düzgün beşgen. Tamam. Arkadaşlar karenin bir açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Hocam bir de düzgün beşgen. E düzgün beşgende de hemen iç açısını bulmak için ne yaparız? Hocam 366'ya böldüğümüz zaman 360'ı kaça? 5'e böldüğümüz zaman 72 yapar burası. Burası 72 ise burası da kaç yapar? 108. Yani bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Peki. Şimdi şöyle bir şey verilmiş. Acayip bir şey verilmiş ve burada kaç isteniyor bizden? Valla ne yapmamız lazım? Bir üçgenler oluşturmamız lazım. Özellikle düzgün beşgende arkadaşlar. Düzgün beşgen önemli. Düzgün beşgende köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet. Yani kenarlarla ilgili bir üçgen oluşturamıyorsanız köşegenle ilgili bir üçgen oluşturabilirsiniz. Yani ben buradan bir köşegen şöyle, bir köşegen de şöyle çizsem olay bitti. Bu köşegen e, bu düzgün beşgenin bu köşegeniyle bu düzgün beşgenin şu köşegeni birbirine eşittir. Çünkü bu düzgün beşgenler eşit düzgün beşgenler değil mi? E, düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit. Şu çizilen köşegenle bu çizilen köşegen eşit oldu ve burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şurayı bulursak olay bitti. Peki gençler Tabi hiç bilmiyor musunuz gibi şey yapalım. Burası 108 ise. Tabi bunların hepsi birbirine eşit ya. Şöyle. Hocam x kenarlık çıktı. 180'den 108 çıktı. 72. Buradaki açılarımız kaçar derece oldu? 36 derece. E aynı şekilde burası da 108 ise. Şu açının da tamamı 36. Burası da 36. E şurası 36 ise buraya kaç kaldı o zaman? 72 kaldı. E, şimdi nereye bulacağız arkadaşlar biz? Şuradaki açılara yoğunlaşacağız. İsterseniz şu 36, 90 ve 72'den toplayıp 360'dan çıkarttığınız zaman bu açıyı bulabilirsiniz. Ya da ikiz kenar ya bu. Şunun uzantısını alsam ben şöyle daha rahat yapabilirim arkadaşlar. Şunu uzatsam daha rahat olacak. Niye? Hocam bu açı ve bu açı eşit ve toplamları dış açıya eşit olduğundan dolayı şunu dış açısına doğru uzattım. Sadece işlemi kısaltıyorum arkadaşlar. Diğer türlü 72, 90 ve 36'yı topla. 360'dan çıkart. Burayı bul. Sonra bu tepe açısı belli ise... 180'den tepe açısını çıkartıp ikiye bölebilirsiniz. Şimdi gençler 36 burada, 90 burada. E, buraya kaç derece kaldı o zaman? 54 derece kaldı. Tamamı 72, 72'den de 54 çıkınca 18 derece kaldı. E hocam o zaman burası 18 ise şuradaki x kenarlı üçgende bu x'in toplamı 18 e eşit olduğundan bunlar da 9'ar derece yaptı. x 9 da kaça eşit arkadaşlar şöyle bakacak olursak? 36'ya eşit olduğundan dolayı X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 27 derece olarak buluruz. Yani 38. sorunun cevabı böylelikle çay çıktı sevgili gençler. Evet geldik 39'a. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde. Evet analitik düzlem çizelim. Çünkü özel bir durumdan bahsediyor. x ekseni üzerindeki durumdan bahsediyor bize. x ekseni üzerinde aynı noktada bulunan iki hareketliden birincisi. Aynı noktada bulunan iki hareketli. Mesela iki hareketliden burada olsun. Birincisi 3 birim sağa ve 10 birim yukarı çıkıyor. Bak şimdi 3 sağa 10 birim yukarı çıksın. Buraya gelsin. Ve bu nereye denk geliyormuş arkadaşlar? Y eşittir x doğrusunun üstüne denk geliyormuş. Wow. Şu y eşittir x doğrusu üzerine denk gelsin bakalım. Y eşittir x'i kullanacağım. Ve burası 3 birim burası da 10 birim. Arkadaşlar bu y eşittir x doğrusu olduğundan dolayı direkt burası 45 derece yani birinci açı ortaya doğrusu 45-45 yaptım yaptı. E 45-90 sa e burası da 45 oldu. E hocam burası 10 sa burası da ne olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. Peki sonra ne diyor? İkincisi de yukarı doğru hareket ettiğinde y eşittir 2x doğrusuna üzerine geliyormuş. Bu da yukarı doğru hareket ettiğinde y eşittir 2x doğrusu üzerine denk geliyormuş. Y eşittir 2x doğrusu da şu olsun. Bunun da adını yazalım. Bunu da kullanacağım ben şimdi. E arkadaşlar şuradaki noktanın apsisine baktığınız zaman kaç? 7. Y X yerine 7 yazdığımızda Y'si kaç yaptı? 14. Yani ordinatı 14 olacak. Şu uzunluk 14 birim arkadaşlar. O zaman şuraya bir 14 yazalım. Bizden ne isteniyor? Bulundukları noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor gençler. E şurada bir dik yamuk çıktı. Bu uzunluk isteniyor. Dik üçgene karşılık getireceğiz değil mi gençler? Hemen getirelim. Hop şuradan bir dik dörtgen oluşturunca aşağıda 10'sa 10 sa 10 3 ise 3. Hocam tamamı 14'tü. 4 kaldı ve Pisagor. Kaç çıktı arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 5 çıktı. 39. sorunun cevabı Akçay oldu sevgili gençler. Ve geldik son soruya. Yani 40. soruya. Taban ayrıtın uzunluğu 4 birim. Yüksekliği 2 birim olan şekil 1'deki kare prizmadan kare prizma olduğu için burası da kaç birimdir arkadaşlar? 4 birimdir. Hatta bu küp mü çıkartılmış? kesilerek iki parça ayrılmış ve bir küp çıkartılmış. Evet küpün bir kenarı iki birimmiş. O zaman buraya da kaç kaldı arkadaşlar? İki birim kaldı. Yani iki, dört. E, hatta burası da nedir? İki. Tamam. Ve bu parçalar şekil üçlük gibi birleştirilerek hmm, kesikli çizgiler boyunca tam ortasından kesilmiş. Şurası da bir bir yapmış. Yani şu yükseklik bir yapılmış. Sonra bunları da böyle ters çevirip hop yapıştırmış arkadaşlar. E tamam. Şu parça kaç birim kardeşim? Dört birim. E hocam burası dört birim. Buradan iki birim çıkartılınca buraya ne kaldı? İki birim kaldı. E hocam burası 2 birim. Yani şurası da ne oldu arkadaşlar? 2 birim. E tamam burası da 2 birim. E zaten şu parça kaç birimdi? Bu parça da şuraya eşitti. 4 birim burası. Buna göre oluşturulan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nedir diye soruluyor. E bitti. Ne var burada? Hocam bu uzunluk 4. Bu uzunluk 6. Bu uzunluk 1. 4, 6 ve 1 kenarlarına ait bu dikdörtgenler prizmasının alanı isteniliyor. Neydi? İkişerli çarpımın iki katı değil miydi arkadaşlar? Evet şu ikisinin çarpımı 24. 2 ile çarp 48. Artı bu ikisinin çarpımı 6. 2 ile çarp 12. Artı bu ikisinin çarpımı 4. 2 ile çarp 8. Topladığım zaman 68 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne oldu? Denizli oldu sevgili gençler. Yani son soru 40. sorunun cevabı da böylelikle denizli oldu. Ve deneme 11'i de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda Deneme 12'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.